Tabii şimdi CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in telefonunun sim kartının kopyalanması tabii skandal bir güvenlik açığını ortaya çıkarmış oldu böylece. Bir taraftan da internette kişisel veriler dolaştırılıyor. Bunu konuşacağız tabii. Önemli bir mesele. Hepimizi ilgilendiriyor. Milyonları ilgilendiriyor. Bilişim uzmanı Gökhan Say bizimle birlikte gün ortasının konuğu. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olunuz tekrar. Şimdi efendim, yani sim kart kopyalanması nasıl yapılabiliyor? Çünkü çeşitli güvenlik adımları sonrası aslında o kartın verilebilmesi gerekiyor değil mi? Yani bu nasıl başarılabiliyor? Ne yazık ki kimlik hırsızlığıyla başlıyor zaten bu saldırıların tamamı. Aslında kullanıcıların yaptığı hatalarla başlıyor. Herhangi bir hata yapmadığınız noktada kimlik bilgilerinizin kopyalanması gibi bir şey de söz konusu değil. Bununla beraber tabii ki telefonunuza bir oltalama saldırısı sonucunda, yani bir linke tıkladınız, telefonunuza bir hacker saldırısı gerçekleştirildi, telefon ele geçirildi, buradaki bütün bilgiler kopyalanmaya başladı şeklinde bir saldırı olabilir. O kadar çok yöntem var ki aslında bunu gerçekleştirmek için. Bununla beraber tabii ki sizinle ilgili internetteki ayak izlerinizden, sosyal medyadaki ayak izlerinizden bunları topladıktan sonra sizi kandırmaları ve bir linke tıklamanızı sağlamaları çok daha kolaylaşıyor. Genelde bunu gerçekleştiriyorlar. Ne yazık ki ülkemizde de kimlik bilgilerimizin çalınması pek çok ülkede gerçekleşti bu. Bunları kullanarak size kendilerini daha rahat bir şekilde bu oltalama saldırıları sırasında, bunu telefonla da yapabiliyorlar, e-maillerle de yapabiliyorlar, mesajlarla da yapabiliyorlar. Kendilerini daha kolay kabul ettiriyorlar. Hatta güvenilir bir şirketten arıyormuşçasına, bir bankadan ya da GSM operatörünüze arıyormuşçasına bir takım noktalara doğru sizi yönlendiriyorlar. Yani sonra da telefonunuzun kontrolünü de ele geçirebilirler. Kimlik bilgilerinizi de kopyalayabilirler. Pek çok şeyi yapabilirler ne yazık ki. Peki ne yapmamız lazım? Yani tabii çok uyanık olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. İşte bize gönderilen, telefonumuza gönderilen ya da işte artık maillerimize de telefondan bakıyoruz tabii. Herhangi bir linke asla dokunmamak bile lazım ama yani işte insanlık hali bazen de ne denir, yani işte boşluğa geliyor, bir şey oluyor. Yani ne yapmak lazım? Ne uyarılarda bulunursunuz? WhatsApp'ın bir defa kendisinin önerdiği bir takım öneriler var bununla ilgili olarak. Yani iki faktörlü, iki aşamalı kimlik bilgilerinin oluşturulması gibi ya da bunların işte kontrol edilmesi gibi bir takım uygulamaları var. Bunları e-mailinize ya da sadece SMS'le değil e-mailinize de alabilirsiniz. Bir pin numarası belirleyebilirsiniz. Kartınızın kopyalanmasını engellemek için telekom operatörünüzde yine bir pin numaranız olabilir. Bununla ilgili olarak böyle bir pin numarası kimsenin eline geçmediği takdirde bu kontroller gerçekleştirilir. Ama bunun dışında da tabii ki telefonunuzda mesela jailbreak gibi uygulamalarda dışarıdan bir saldırı yazılımını, eğer bir sahte uygulamayı download ettiyseniz, bunu indirdiyseniz, bunu gerçek bir uygulama zannederek bunu indirdikten sonra bütün bilgilerinizi zaten ele geçirmelerine neden oluyorsunuz. Bu noktada muhakkak uygulama mağazalarınızı, daha bu indirdiğiniz uygulamaları, indirdiğiniz uygulama mağazalarının bunların bilinen mağazalar olması son derece önemli konu. Bir takım güncellemelerinizi yapmanız son derece önemli. Güncellemelerinizi yapmadığınız noktada hackerlar yine telefonunuza erişebilirler. Bununla beraber dışarıda eğer bir Wi-Fi hattı kullanıyorsanız, eğer bu noktada çok dikkatli olmanız lazım. Mümkünse buraları kullanmamak da, bilmediğiniz yerlerde bu Wi-Fi hatlarını kullanmamak da fayda var. Ama özellikle o Wi-Fi'ye bağlıyken hani banka hesaplarına falan da girmemek gerekiyor değil mi? Tabii ki bunların hepsi aslında iki uçta şifreli işlemler ama yine pek çok açıkların olması ve bunları hackerların ele geçirerek yine pek çok şey yapmaları mümkün olabiliyor. Yani bu tarzdaki gizli işlemleri dışarıda yapmamakta, güvenli ağlarda yapmakta her zaman fayda var. VPN kullanmakta fayda var. Yani bizim gündemimize ne yazık ki VPN yasaklar sırasında geldi. Instagram'ın yasaklanmasıyla insanlar VPN kullanmaya başladılar ama bunu aslında güvenlik için kullanmaları gerekiyor. Yani VPN aslında buradaki trafiğin şifrelenmesini
sağlayarak... Ama VPN ile ilgili de bir takım güvenlik açıkları olabileceği uyarıları da yapılmıştı. İşte o Instagram'ın kapalı olduğu hangi bir haftada. Hangi VPN'i kullandığınız konusu tabii ki çok önemli. Burada bilinen, güvenilen VPN'leri kullanmak çok önemli. Çünkü buradaki trafiği VPN sağlayıcısının eline geçmesi de söz konusu olabilir. Burada da çok dikkatli olmak lazım. Her şeyin ötesinde şurası çok önemli. Lütfen linklere tıklarken bir defa oradaki bilinçlendirme, dikkatli olma, şüphe duyma çok önemli. Genelde bu tarzdaki saldırılar oltalama saldırılarla başlıyor. İki tane noktada en çok başlıyorlar. Bir, kolay şifreler, iki, oltalama saldırıları. Bu noktada size bir mesaj geldiğinde veya birisi telefon açtığında size iki şey yapıyorlar. Ya diyorlar ki muhteşem bir fırsatımız var, bu fırsatı kaçırma, hemen şu linke tıkla, şunu yap, bize şunu ver. Veyahut da şöyle bir ceza yiyeceksiniz, bunu hemen önümüzdeki şu kadar zaman içerisinde yapmazsanız. Hep bir aciliyet yaratmaya çalışıyorlar. Ama böyle durumlarda eğer herhangi birisi bir aciliyet yaratıp bir linke tıklamanızı istiyorsa muhakkak şüphe duyun. Ve bununla ilgili olarak bir araştırma bir yapmaya korku yaratarak, yani. Bir korku yaratarak çok kısa süre içinde o şeyi, linke tıklatmayı sağlıyorlar. Benim de başıma geldi. Yani işte Instagram hesabı üzerinden gelen bir mesajla işte oltalama diyorsunuz siz buna galiba, değil mi? Yani evet. işte hakkınızda şöyle şöyle yazılar var, şu linke tıklayın diye. Tabii ki hani dolandırıcıların olduğu anlaşılıyor ama asla, yani elinizin değmemesi lazım öyle bir durumda. Ödül de olabilir, ceza da olabilir. Ama hızlı karar almanızı sağlamaya çalışıyorlarsa şüphe duyun. Yani burada onu bilin, onunla ilgili olarak internette bir araştırma yapın. Gerekiyorsa hangi kurum adına size ulaşıyorlarsa o kurumu arayın. Ondan sonra aksiyona geçin. Yani beni geçen gün aradılar mesela. Bankamdan aramışçasına bir oltalama saldırısı bana da gerçekleştirmeye çalıştılar. Ben belli bir süre devam ettim, anlamaya çalıştım ne yapıyorlar, nasıl yapacaklar, burada yeni bir teknik var mı diye. Son derece eski tekniklerle bunu yapmaya devam eden pek çok saldırgandan da, suçludan da bahsediyoruz. Neden böyleler? Çünkü çok kolay insanları kandırmak ne yazık ki. Tekniklerini yenilemeye bile gerek görmeksizin pek çok insanı kandırabildiklerini görüyorlar. Evet. O yüzden biraz bizim akıllı olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Uyanık olmak lazım. Yani şimdi internette tabii insanların kişisel bilgileri dolaşıyor. Yani hatta örnekler var, biz bunu görüyoruz. Yani siber korsanlar, sosyal medya üzerinden yayın yapan, mesela aklıma hemen bir örnek geldi. 16 yaşındaki içerik üreticisine dadanmıştı. Önce tehdit edilen gencin açık adresine ulaşılmıştı. Polis ekiplerine sahte ihbarlarda bulunulmuştu ve evin huzuru kaçırılmıştı. Yani buna karşı ne yapılabilir? Mesela böyle bir örnek üzerinden gidecek olursak burada sorumluluk kimde? Genelde dediğim gibi hep bunlar bizim yaptığımız hatalarla başlayan problemler. Yani ya gerekli güvenlik önlemlerini almıyoruz, gerekli güvenlik uygulamalarını kullanmıyoruz, ya sosyal medyada vermemiz gerekenden çok daha fazla bilgiyi verip özel hayatımızla ilgili o bizim dijital ayak izlerimiz dediğimiz ayak izlerinin onların eline geçmesine neden oluyoruz. Çünkü bu noktada artık yapay zekayı kullandığımızda hani hep diyoruz ya, ya işte bir saatle ilgili konuştum, 30 saniye sonra bana reklam geldi. Bununla ilgili olarak belli uygulamalara gereksiz yetkiler verebiliyoruz. Resimlerimize ulaşma, kameramıza ulaşma, mikrofonumuza ulaşma gibi etkiler verebiliyoruz. Bununla beraber artık o yapay zeka konusu o kadar kritik bir noktaya geldi ki çok küçük parçaları birleştirerek milisaniyeler içerisinde sizinle ilgili olarak pek çok bilgiyi tanımlayıp hatta doğru analizleri yaptıklarında sizi sizden daha iyi tanıyabilecek analizleri bile gerçekleştirebiliyorlar. Yani sizin neye tepki verdiğinizi anlayabiliyorlar, neye sinirlendiğinizi, neye mutlu olduğunuzu. Buna göre de size her türlü o kandırma dediğimiz oltalama teknikleriyle erişebiliyorlar. Evet. Çok dikkatli olmamız gereken bir de. Çok uyanık olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Sağ olun efendim.